Merhaba arkadaşlar. Umarım afiyettesinizdir. Bugün kanalıma gelen sorulardan birine cevaben bu videoyu sizinle beraber paylaşmak istedim. İzleyicilerden bir tanesi İncil nedir? Size göre İncil nedir diye bir soru sordu. Ben bu fikrimi esatolojik Kur'an çevirisinde belirtmiştim. Fakat hani buna böyle bir daha açıklamalı bir video yapmanın yerinde olduğunu düşündüm. Onun için bu videoyu çekiyorum. Ve bugün de İncil hakkında esatolojik Kur'an çevirisinin ezber bozan açıklamalarından birini sizinle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi esatolojik Kur'an çevirisi 6 senedir şu ana kadar inanılmış dogma ve doktrinlerin çok tersinde, dışında farklı açıklamalar getiriyor. Ve bunu geçen sene bir kitap olarak bastım. Bildiğiniz gibi esatolojik Kur'an çevirisi. Yani bunu göstermemin, sık sık göstermemin sebebi kanalıma yeni abone olan insanların bunu görmesi, kanalımı yeni izleyen insanların. Bu arada arkadaşlar kurantercumesi.com adresine son bir ayda gelen kişilerin sayısı 3500'e ulaşmış. Yani bir sayaç var. Her girildiğinde o sayaç kaç kişinin geldiğine dair bir bilgi veriyor. Değişik IP adreslerinden 3500'e ulaşmış bunun sayısı. Bu da beni çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. Umarım daha da çok yaygınlaşır. Esatolojik Kur'an çevirisinin bilgileri zihinleri açmaya devam eder. Kur'an'ın gerçek manasının, orijinal manasının, hadisler tarafından bozulmamış manasının inkişaf etmesine de bu şekilde vesile olmuş olur. Evet arkadaşlar, İncil nedir? Arkadaşlar ben bu konu hakkında, hatta şöyle bir sunum haline getireyim bunu. Bu konu hakkında bir kitap yazmıştım arkadaşlar. Yani beni bilenleriniz bilirler. Evanjellerdeki evrim teorisi. Şu gördüğünüz küçük kitap. Burada da görüyorsunuz. Evanjellerdeki evrim teorisi. Ben bu kitabımda şu anda Hristiyanların elinde bulunan dört evanjelin Kur'an'ın bahsettiği İncil olmadığını söylemiştim ve hatta bu dört evanjelin yani Markos ile başlayan kronolojik olarak tarihi kronoloji bakımından Markos ile başlayan evanjelin 10 sene ondan 10 sene sonra yazılan Matta evanjeli tarafından nasıl değiştirdiğini, tahrif edildiğini, ondan 10 sene sonra yazılan Luka Evanjeli tarafından nasıl tahrif edildiğini ve ondan 40 ve 50 sene sonra yazılan Yuhanna Evanjeli tarafından nasıl tahrif edildiğini gözler önüne sermiştim. Ve hatta arkadaşlar bu konu hakkında Edip Yüksel'le benim 2015 tarihinde yapmış olduğum bir video var. Yani şu video, Edip Yüksel ile Taner Eon Lopez Edip Yüksel, Taner İon Lopez ile Hristiyanlık üzerine söyleşi. Kendisine Edip Yüksel'e bu kitabımı gönderdiğimde çok şaşırmıştı. Beni evine davet etmişti sağ olsun. Arizona'daki evine ve orada bu videoyu çekmişti ve tebrik etmişti bu kitaptan dolayı. Hiç şu ana kadar duymamış olduğu bir teoriyi sizler önünde paylaşmıştı. Ve bundan sonra da benim bu kitabı yazmış olduğum yani bu benim master tezi olarak sunmuş olduğum bu çalışmam Katolik Kilisesi Mursiye Teoloji Enstitüsü tarafından onun direktörü tarafından, başkanı tarafından kabul edildi ve İsa üzerinde günümüzde yapılan çalışmaları güncellediğini kendisi bizzat söylemişti ve bu konu hakkında bir makale yayınladı arkadaşlar. Yani bizzat Katolik Kilisesi Mursiye, İspanya Mursiye Teoloji Enstitüsü Başkanı Bernardo Perez benim direktörümün benim bu master tezimin başkanı ve o enstitüsünün direktörü şefi böyle bir şeyi kabul etmişti ve bunu yayınlamıştı arkadaşlar. Bunu niçin söylüyorum arkadaşlar? Özel olarak çünkü benim kanalıma bazı arkadaşlar diyor ki sen bir Hristiyan misyonerisin. Ne kadar da belli oluyor senin Hristiyan misyoneri olduğun. Şimdi benim sorum şu arkadaşlar. Hiçbir Hristiyan misyoneri
Hristiyanların elindeki dört evanjelin Tanrı'dan vahyedilen bir kitap olmadığını söyler mi? Ve bu kitabın tahrif edilmiş, yani kendi kendine tahrif edilmiş olduğunu gözler önüne serer mi? İsa'nın zaman içerisinde bu dört kitap tarafından nasıl tanrısallaştırıldığını, nasıl putlaştırıldığını hiç söyler mi arkadaşlar? Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Fakat bunu söylemelerin bir sebebi var. Çünkü benim videolarıma dikkat edecek olursanız, İslam teolojisini de son derece kritik bir dille eleştiriyorum ve İslam teolojisinin Kur'an ile çeliştiğini gözler önüne seriyorum. Benim doktora tezimde, yani onu La Palabra Compartida olarak yayınlamıştım, hatta onu da gösterdim birkaç kere ama tekrar göstereyim burada. Evet, doktora tezim. La Palabra Compartida adlı bu tezimde arkadaşlar, bu tezimin ilk bölümünde Hristiyanlık teolojisinin, yani mantık süzgecinden geçirdiğimi ve Tevrat'la beraber karşılaştırıyorum ve Hristiyanlık teolojisinin düzeltilmesi gereken yanları söylüyorum. Ve bunun ikinci kısmında da Müslümanlık teolojisi, İslamiyet teolojisinin Kur'an ile çeliştiğini ve bu yüzden dolayı da Kur'an'ın Hristiyanlar tarafından kabul edilmediğini söylüyorum ve Kur'an'daki temel inanışın bugünkü İslam inanışından çok farklı olduğunu, aslında Hristiyanların bunu kabul etmesinin mümkün olduğunu söylüyorum. Tabii ki bir şartla. O şart nedir? Sonradan üretilmiş olan üçlemenin ortadan kaldırılması ve bu üçlemenin de kaynağının tahrif edilmiş bu dört evanjel olduğunu bu küçük kitapta belirtiyorum. Bunu internet ortamından scribe.com'dan indirebilirsiniz veya Genius yayınlarından çok ucuz, az bir fiyata temin edebilirsiniz arkadaşlar. Evanjellerdeki evrim teorisi. 3 dilde yayınladım. Bu doktora tezim daha vaktim olmadı. Bunu Türkçe veya İngilizce yayınlamak için. Evet. Niçin bunu söylüyorum bugünkü videomda? İncil hakkında konuşacağım ve benim İncil hakkında görüşlerimi önceden söylemiştim. Hatta bunların videosunu da unutmadan onu da söyleyeyim. Benim kanalımda arkadaşlar İsa'nın evrimi diye kaç tane video yapmışım? 9 tane video yapmışım. Bu kitabımın kısımlarını tek tek böyle 9 madde halinde açıklamışım. Bunu da buradan seyredebilirsiniz. Evanjellerdeki evrim teorisi Türkçe video listesi. Bir liste bu. 9 tane video var burada. Seyretmediyseniz seyretmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl Hristiyanlığın elindeki 4 tane İncil birbirini tarif etmiş ve İsa'yı zaman içerisinde tanrısallaştırmış, putlaştırmış arkadaşlar. Evet, geri dönelim şimdi buraya tekrar. Evet, evanjeller nedir arkadaşlar? Evanjeller Tanrı tarafından gönderilmiş bir kitap değil. Evanjeller İsa Mesih'in hadis kitaplarıdır. Sözde hadis kitapları ve Kur'an'ın bahsettiği İncil'le ilgisi yoktur arkadaşlar. Bu söylediğim şeyi ilk söyleyen ben değilim. Yani bunu daha önce de Müslümanlık dünyasında bazı düşünürler bunu söylemişler. Yani Kur'an'da bahsedilen İncil bu Hristiyanların bugünkü elinde bulunan evanjeller, dört evanjeller değil. Onlar İncil demeye sonradan başladılar. Arapça İncil kelimesini kendi ellerinde bulunan kitap için kullanmaya sonradan başladılar. Onun aslı evanjelyum. Her ne kadar İncil kelimesi müjde demek ise de, ben bunu da birazdan açıklayacağım, bu Kur'an'ın bahsettiği İncil'in Hristiyanların bugün elinde bulundurdukları dört hadis kitabı, İsa'nın hadis kitabıyla ilgisi yok demeyeyim, birazcık ilgisi var. Çünkü bu kitaplarda İsa'nın hayatından bahsediliyor. Ve bu İsa'nın hayatının Kur'an'da bahsedilen İncil'le az da olsa bir ilgisi var arkadaşlar. Ama o kitap değil. Bu Hristiyanların elindeki kitap Kur'an'daki İncil değil arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle diyeceksiniz bazılarınız. Tabii ki, çünkü gerçek İncil Barnabas İncil'idir.
Evet arkadaşlar, Barnabas İncil'i ne yazık ki gerçek İncil değildir. Bu arkadaşlar Barnabas denilen İncil böyle bulunmuş, böyle ses çıkartılıyor, işte gerçek İncil bulunduğu, işte Vatikan bunu saklıyor gibi bu işin tamamen komplo teorisidir arkadaşlar. Ve bu kitap Endülüslü yani İspanyalı, Endülüs zamanı, Orta Çağ, İspanya zamanında yaşamış sahtekar bir Müslümanın tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Bunun birçok delili vardır. Bunlardan 3 tanesini sizinle beraber paylaşacağım. Fakat çok açık bir şekilde sonradan yazıldığı, sahtekar bir kişi tarafından yazıldığı belli. Birincisi, Kur'an'la çelişen yönü. Bu Barnabas İncil'inde arkadaşlar, hani Kur'an'da bir ayet var ya, işte İsa'nın kendisinden sonra gelecek bir peygamberden bahsettiğini söylüyor ve bu peygambere de Ahmet ismiyle çağırıyor. Benden sonra Ahmet isminde bir peygamber gelecektir diyor. İsa öyle demiş Kur'an'a göre ve bu 61. surenin 6. ayetinde mevcut. Fakat bu Barnabas İncil'ini açtığınızda orada görüyorsunuz ki bu adam direkt olarak oraya Muhammed yazmış. Yani yanlış yazmış. Ahmet yerine Muhammed yazmış. Hani böyle yani bu son derece bu bir araştırma sonucu bulunan bir şey. Yani aslında çok basit bunu bulmak. Kur'an'daki ayete bakıyorsunuz. Adamın yazdığı İncil'e, Barnabas İncil'ine okuyorsunuz. Orada Muhammed yazmış. Birbirini tutmayan. Demek ki o İncil Kur'an'a göre o İncil değil. Evet, bu birincisi. İkincisi, o İncil'de arkadaşlar İsa'nın çarmıhta şehit edildiği inkar edilmiş. Bunca tarihi verilere rağmen o Barnabas İncil'inde göya İsa'nın yerine başkası çarmıha gerilmiş ki arkadaşlar ben bunu İslam tarihinde ilk defa yayınlamış olduğum bir videomda açıkladım. O videomu da size söyleyeyim. İsa çarmıhta ölmüştür adlı videom. Bu benim kanalımda var. 27 Eylül 2015 tarihinde yayınlamışım bunu arkadaşlar. Ve bunu ben yine master çalışmamda Mursiye Teoloji Enstitüsü'ne belirtmiştim. Kur'an ayetleri incelendiğinde Kur'an ayetlerinin İsa'yı öldürenlerin Yahudiler olmadığını işaret ettiğini görüyoruz. Onu işaret etmesi. Fakat onun yerine işte sonradan başkası şey yapılmış. Böyle bir sonradan gelmiş bir inanç var. Hatta bazı Hristiyanlar tarafından da inanılmış. Ondan sonra İslam anlayışına geçmiş ve Kur'an ayetlerini bu şekilde yanlış anlamışlar. Tarih ile beraber çelişmişler. Tarihi Roma, yani Roma'nın resmi kayıtlarında bile İsa denilen bir kişiyi çarmıhta öldürdüğü söyleniliyor. Ben bu videoda onları paylaşıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla geri dönüyorum konuya. Bu Barnabas İncil'inde o geleneksel İslam dogmatik inancı oraya yansıtılmış. İşte İsa yerine başkasının suratı değişti, Allah onu değiştirdi böyle. O İsa uçtu, yok oldu, onun yerine başkası çarmıha gerildi. Böyle bir inanç yok arkadaşlar. Bu ikincisi. Üçüncüsü arkadaşlar ve bence yani en bariz olanı, en bariz olanı, bu Barnabas İncil'inin yazıldığı Yunanca Koine Yunancası değil. Koine Yunancası İsa Mesih zamanında o İsrail'de konuşulan Yunanca. O zamanki Yunanca, eski Yunanca. Barnabas İncil'ini yazan adam Yunanca yazmış fakat Orta Çağ Yunancasıyla yazmış. Dil bilgisini bilmediğinden ondan 1200-1300 önce sonra yazılmış, konuşulmuş Yunanca'nın nasıl olduğunu bilmediğinden dolayı kendi günündeki Yunanca ile beraber yazmış, bunu uydurmuş. Dolayısıyla arkadaşlar Kur'an'da bahsedilen İncil Barnabas İncil'i değildir. Barnabas İncil'i sahtekar
bir insan, bir Müslüman tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Evet. Şimdi hani bunu söylemeden geçmemek lazım. İncil ne demek? İncil müjde demek. Süryani Aramicesinde Evangelion olarak gelmiş. Buradaki N, G, L bu üçlemenin yani N, G, L'nin İncil'deki N, C, L olduğu söyleniyor. Mantıklı bir açıklama. Yani İncil'in kendisi zaten bir müjde. Yani bunu ben kabul ediyorum zaten. İncil'in kendisi bir müjde. Çünkü İncil, yani birazdan açıklayacağım aslında bunu. Öne çekmek istemiyorum arkadaşlar. İncil'in müjdeyle ilgisi var. Birazdan açıklayacağım bunu. Yunancasında da Evangelion, Türkçesinde de Evanjel. Ama bugünkü Türkçe konuşan Hristiyanlar ve Arapça konuşan Hristiyanlar son eskiden daha yani ilk çağlarda buna İncil böyle bizim dediğimiz gibi İncil dememişler. Buna Evangelium demişler. Yunanca söylemişler. Sonradan ona İncil demeye başlamışlar ellerindeki kitaba. Evet arkadaşlar, o zaman İncil nedir arkadaşlar? Ben bunu esatolojik Kur'an çevirisinde de belirtiyorum arkadaşlar. İncil diye bir kitap yoktur diyorum ya. İncil'e benzeyen bir kitap vardır Kur'an'a göre. Birazdan o ayetleri sizinle paylaşacağım. Fakat İncil diye bir kitap arkadaşlar benim düşünceme göre, benim araştırmalarıma göre ve benim delillerime göre İncil diye bir kitap yoktur arkadaşlar. Nedir İncil arkadaşlar? İncil İsa Mesih'in ya bir Yahudi olarak dünyaya gelen İsa Mesih. İsa Mesih Yahudiydi. Yani o ırka bağlı bir insan. Musevilik dinini yaşamış bir muvahhid. Musevilik dini muvahhidlik dinidir. Tanrı'ya eş koşulmaz Musevilik dinindi. Ve İsa Hristiyan değildi zaten ve Hristiyan kelimesinin aklının ucundan bile geçmezdi. Kristos. Yunanca Mesih'in Yunancası Kristos, İsa Mesih öldükten daha 50-60 sene sonra İsa Mesih'e uyanlar için söylenmiş, onları küçük düşürmek için kullanılmış bir kelime. Hristiyan. Yani Pavlus bile bilmiyor Hristiyanlık kelimesinin ne olduğunu. Pavlus da bir Hristiyan değildi. Pavlus Mesih'e inanan bir Yahudiydi. Evet. İncil diye bir kitap yoktur. İncil bir Yahudi, bir Musevi olan İsa'nın Tevrat'ı ve Tanah'ı anlama, Tevrat ve Tanah'ın gerçek yorumunu insanlara anlatma ve bunu hayata geçirmesi. Yani bizzat kendisine Tevrat ve Tanah'ın kendisine bizzat tekrar vahyedilmesi ve bunu tam anlamıyla kavrayıp yani Tanrı'nın dininin ne olduğunu tam anlamıyla kavrayıp bunu hayata geçirmesi ve insanlara anlatması. İncil bu. Yoksa kendisine farklı bir şeriat gelmesi değil. Birçok yerinde zaten Kur'an'da da bu mevcut. Hatta yani bugünkü evangellerde de buna benzer bir pasaj var. Benden önce gönderilmiş peygamberlerin kitaplarını doğrulamaya ve onları yaşantıya geçirmeye getirdim diyor. Ben onları uygulamak için geldim. Onları kaldırmak için geldim demiyor. Onların gerçek manalarını tekrar gün ışığına çıkartmak ve üzerindeki tozları meshetmek için geldim bu dünyaya. El Mesih. Dolayısıyla İsa Mesih'e ayrıca gönderilmiş bir kitap yok. İsa Mesih Tevrat yani İsa Mesih'e Tevrat ve Tanah tekrar vahyoluyor. Onu tekrar yorumluyor ve insanlara onun gerçek manası açıklanmaya çalışıyor. Tanrı sevgisi, insanların birbirleri için duyması gereken sevgi, güzel bir şekilde yaşamak, insanları bağışlamak, günahkarların bağışlanması, onların hor görülmemesi, onların affedilmesi ve hatta onların Tanrı'ya kendisini
böyle çok takvalı, bilinç sahibi zanneden insanlardan belki de çok daha fazla yakın olabilmesi. Kısa yoldan, sevgi yoluyla, böyle ritüeller yoluyla değil, anlamsız ritüeller bırakın diyor onu İsa. Bugünkü evanjelleri okuduğunuzda İsa'nın hadisleri, İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinden en az 40 sene sonra yazılmış. İlk evanjel, 30 sene sonra Markus evanjeli, 40 sene sonra Matta, çarmıha gerilmesinden sonra yazılmış. 37 sene sonra yazılmış. Markus 37 sene sonra. Matta 47. 47 ile 50 sene sonradan hadis kitapları. İşte o hadis kitaplarını okuduğunuzda İsa'nın hadisleri, bugünkü evanjeller, Hristiyanların İncil dediği, yanlış olarak İncil dediği o kitap okunduğunda ne görüyorsunuz? İsa Mesih'in insanlara yani Tevrat'tan ayetler sunması fakat onları değişik bir şekilde sunması. Asıl manalarının anlaşılması için, oradaki mananın sevgi olması, Tanrı'nın insanlar arasında yaşadığını göstermek. O Yahudiler Tanrı'yı o kadar çok uzaklaştırmışlar ki kendi hayatlarından. Kendilerini böyle ritüellere adamışlar. Tanrı'nın rızasını, sevgisini kazanmak için böyle bir sürü anlamsız kurallar koymuşlar. 613 tane sayılar kitabına bakın. Uydurma, birçoğu da uydurma, tarifat yapmış kitaplarında. 613 tane. Tanrı böyle uzaklaşmış dünyadan. İsa Mesih Tanrı'yı bizzat yeryüzüne indirmiş. Tanrı böyle sizin bildiğiniz gibi uzakta değil. Kur'an ayeti ne diyorsa şah damarından daha yakındır. İşte İsa'nın temsil ettiği Tanrı oydu. Elçisi olduğu Tanrı oydu. Ve Tevrat'ı ve Tanah'ı tekrar eline alıp insanlara gerçek mesajı anlattı İsa Mesih. Bundan dolayı işte bu yakınlaşmadan ötürü İsa Mesih'i Tanrı'nın bizzat yansıması olarak görüp ona son derece sevgilerini son derece arttırıp onu artık bir haşa Tanrı gibi görmeye başlamışlar. O ilk Mesihi Yahudilerin, bugünkü ilk Hristiyan dediğimiz kişiler, o putlaştırma, kronolojik olarak o putlaştırma sürecinde İsa Mesih'e o kadar çok bağlanmışlar ki, onun temsil ettiği Rabb'a o kadar çok onu benimsemişler ki, İsa Mesih'i tamamen o Tanrı'nın bir yansıması olarak görmeye başlamışlar. Ve hatta günümüzde elenmiş Hristiyanlık mezhebine bakınca ilk 100 yıla baktığınızda en az 10 tane elenmiş Hristiyanlık mezhebi var ve hepsi birbiriyle kavgalı bunların. Hepsi birbiriyle kavgalı. Bunlardan bir tanesi İsa'yı tam Tanrı'nın yansıması olarak görüyor. Yani El Mesih'i. Tanrı'nın bizzat kendisi, yani üçleme de değil. Çünkü o uzak Tanrı'yı insanlar arasına getirmiş. Sevgide, muhabbette aşırıya kaçmışlar. Kur'an'da diyor ya, dinlerinde aşırıya gittiler onlar. İsa Mesih'i Tanrı'nın bizzat kendisi olarak görmüşler. Sonradan da işte başka mezheplerinden bir tanesi de o üçleme olayı. Evet. Tekrar başa dönüp böyle birkaç konuyu birden söylüyorum size arkadaşlar. Bazen videoyu durdurup geriye dönüp bir daha dinleyebilirsiniz. Çünkü birçok bilgiyi bu videoda size aktardığımın farkındayım. Belki bu bilgiler için sonra tek tek birer tane özel olarak videoda yapabilirim. Yani bu konuları işlemek için. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla İncil diye bir kitap hani bugün dünyada yok. Yani ki işte anlatmaya çalışıyorlar işte 4 tane evanjel işte şurada şunu demek istedi, şurada şu, hiç ilgisi yok. Evanjellerde okuduğunuzda direkt olarak göreceksiniz ki Mesih'in ölümünden sonra Mesih şunu yaptı, şunu dedi. Hadis kitabı gibi, yani bir hadis kitabıyla karşılaştırın, hiçbir farkı yok. Yani içindeki yani bilgilerin farkı var tabii ki. Hadis kitaplarındaki gibi işte gözünü oydu, deve sidiği içti gibi şeyler yok bu İncil'lerde. Yani apokrif saklanmış İncil'lerde, evanjellerde de yok bu bilgiler. Fakat
kalıp bakımından işte İsa Mesih bir gün şuradan şuraya gitti ve şu şuna şunu dedi, şu kişiye şunu anlattı ve şurada şunu örnek olarak verdi. İsa Mesih'in hayatı, hayatından bazı kesitler. Hadis kitabı. Kur'an'ın biz İsa'ya İncil'i indirdik. O kitap değil bugünkü evanjeller. Bu o değil arkadaşlar. Evet. Bu sonradan yazılmış kitap ve sonradan yazılmış olan bu dört evanjel sadece İsa'nın hayatını yansıtmıyor ve burada çok özel bir doktrinleme, dogmatikleme, tanrısallaştırma planı var. Kronolojik olarak bugünkü evanjeller kronolojik sıraya dizildiğinde bu birbiriyle beraber kıyaslandığında bunların sadece İsa'nın hayatını yansıtmak değil, ayrıca o günkü Hristiyanların zaman içerisinde İsa'ya olan bakışının nasıl değiştiğini de yansıtmakta. Tanrısallaştırmışlar. Markos'tan sonra Matta, Matta'dan sonra Luka, Luka'dan sonra Yuhanna. Evet arkadaşlar. Kur'an'da bunun örnekleri var. Ben size burada bir örneğini vereceğim. Sonradan bugünkü evanjellerden bir örneğini vereceğim. Kısa uzatmamak için. Kur'an'da 48. surenin 29. ayetinde Tevrat ve İncil'de işte inananların örneklerinden bahsedilirken bu Kur'an ayetinde işte Tevrat'tan bir örnek veriliyor. Diyor ki sonra İncil'deki emsalleri de yani örnekleri de filizini çıkaran sonra onu güçlendiren sonra gövdesi üzerine diken ekin gibidir. Demiş arkadaşlar. Bu İncil'deki bu örnek yani İncil'deki bu Kur'an diyor ki İncil'deki örnekleri bu. İsa Mesih yani İncil'deki örnek demek ne demek? İsa Mesih etrafındaki insanlara inananların özelliklerini belirtirken böyle demiş. Ve bunu bu ayeti bu filizini çıkaran sonra onu güçlendiren sonra gövdesi üzerine diken ekin gibidir. Bu ayet yani bu İncil örneği arkadaşlar Tanah'ta var. Yani bu Tanah'tan sonra gönderilen yeni ahit denilen kitapta değil, bizzat onun örneği Tanah'ta var arkadaşlar. Hezekiel kitabı 17:1-7'yi açın ve kendiniz görün. İsa inananlara eski ahitten örnek veriyor. Hezekiel kitabından onlara onu anlatıyor. Ve buna benzer bugünkü evanjelleri açıp okuyacak olursanız İsa Mesih'in böyle parabol dedikleri şey, örneklemelerinde Tanah'ı kullanmış. Birçok ayetinde. Örnek olarak Markos Evanjeli 12:26. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince bu pasajı okuyorum size. Markos Evanjeli'ndeki pasajı okuyorum. İlk evanjel ve bence muvahhidliği İsa'nın Tanrı'nın bir parçası olmadığını yansıtan tek hadis kitabı. İsa'nın hadis kitabı. Matta putlaştırmış. Matta yani Markos'tan sonrakiler putlaştırıyor. Evet, bu kitapta şöyle bir örnek var arkadaşlar. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince İsa ne demiş insanlara? Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Musa'nın kitabında alevlenen çalıyla ilgili bölümünde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Niye bunu İsa söylüyor etrafındaki insanlara? Çünkü arkadaşlar evet bu yeni bir bilgi. Bu da yeni bir bilgi. Tevrat ve Tanah'ta arkadaşlar cennet ve cehennemin varlığına dair bir tane bile ayet yok. Sıfır. Ve Orta Çağ Endülüs'te Maimonides bunu açıklamaya çalışmış. Yani niçin Yahudilerin ölümden sonraki hayata inanmaları gerektiğini açıklamaya çalışmış. Ta Orta Çağ'da Maimonides. Açın Maimonides'in kitaplarını, felsefesini okuyun. İlk dönemdeki Yahudiler yani İsa Mesih zamanındaki Yahudilerden Sedüsiler yani o Roma
Roma İmparatorluğu'ndaki Yahudileri temsil eden elit grup Sedüsiler inanmazlardı ahiretin varlığına. Ferisiler inanırlardı ama Ferisilerin hiçbir kanıtı yoktu eski ahitte. Hiçbir kanıtları yoktu. Ve bunu gelip İsa'ya soruyorlar. Ey muallim, ölülerin sonradan dirilmesi hakkında sen ne düşünüyorsun diyor. Bize bir örnek göster diyor bu Tevrat'tan. Ne yapıyor? Dedik ya, İsa Mesih'e Tevrat'ın bilgileri vahyolunmuştur tekrar. Tevrat'ı tekrar yorumlamıştır. İncil budur demiştim ya. Evet arkadaşlar, ne diyor burada? Markos Evanjeli'ndeki örneklerinden bir tanesi. 12-26, az önce Kur'an'dan örnek vermiştim. Markos Evanjeli'ndeki örneği şu. Diyor ki İsa o inananlara, Yahudilere, büyük bir ihtimal Ferisilere diyor ki ben İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısıyım diyor Tanrı. Tanrı diyor ki o kitapta, Tanah'ta diyor ki o İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı, Yakup'un tanrısı, yani önceden ölmüş olan peygamberlerin tanrısıyım diyor. Ve soruyor İsa onlara. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Bunu düşünmediniz mi? Siz büyük bir yanılgı içindesiniz diyor. Bakın diyor. Tanrı diyor ki bu kitapta ben İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısıyım. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Eğer Tanrı İbrahim'in tanrısı, kendisi için İbrahim'in tanrısı olduğunu, İshak'ın tanrısı olduğunu ve Yakup'un tanrısı olduğunu söylüyorsa, o zaman demek ki bunlar sonradan dirilmiştir diyor. Ve İsa, arkadaşlar, İbrahimi dinlere, zaten İsa zamanındaki İbrahimi din tek Yahudilikti. İbrahimi dinlere ilk defa cennet ve cehennem algısını sokmuş peygamberdir arkadaşlar. Evet. Bunu da ilk defa duymuş oldunuz ama yani zaten yani bunu söylemek için alim, çok büyük bir alim olmaya gerek yok. Sadece kitabı okumanız yeterli. Yani Tevrat'ı, Tanah'ı okuduğunuzda bunu göreceksiniz. İsa Mesih ilk defa bunu şey yapıyor ve mucize olarak kendisine ölülerin diriltilmesi mucizesi verilmiş. Mecazi olarak da anlaşılabilir. Fakat İsa Mesih'e verilen mucize ölülerin diriltilmesi. Çünkü o zamanki insanlar arasında ölülerin dirilmesi için bir yani bu İbrahimi dinlerde buna bir kanıta ihtiyaç var. Evet arkadaşlar ve bunu da şimdi başka bir parantez açıyorum. Başka bir videoda söylemiştim. Bugünkü Tanrı'nın dini, yani yeryüzündeki ilk din muvahhidlik değildir arkadaşlar. Çok tanrılı dindir. İlk defa evrim içerisinde insanlar akıl yoluyla Tanrı'nın bir olduğunu bulmuşlardır. Ve ilk dönem Yahudileri, o Musa zamandaki Yahudiler de sadece bir tane Tanrı'ya inanmıyorlardı. Birçok Tanrı'ya inanıyorlardı. Musa onların gerçek olan Tanrı'nın, gücü, kuvveti elinde bulunan Tanrı'nın Yahova olduğunu onlara söylemeye çalıştı. Ondan dolayı zaten Musa terk ettiğinde tekrar buzağa tapıyorlar. Çünkü hala çok tanrılı bir topluluk. Öyle İbrahimi dinler öyle baştan beridir öyle şey değil. Tevhide inanmamışlar. Baal var. Baal tanrısı. Tevrat'ta bile var. Yahova diyor ki, Yahova kıskanıyor Baal'i. Evet arkadaşlar. Bunu da buradan böyle birkaç tane toparlıyorum. Çok fazla bilgi vermiş gibi oldum. İsa Mesih arkadaşlar Tanah'taki, Tevrat'taki bilgileri alıyor ve insanlara kendisine vahyolunan dini anlatırken oradan örnekler veriyor. Kendisine Tanah,
Tevrat ve Tanah tekrar vahyoluyor ve bunu hayatına yansıtıyor. Hayatına nasıl yansıtıyor? İnsanları severek. İnsanları severek Tevrat'ın gerçek manasının ne olduğunu insanlara anlatarak. Sevgi. Ve o vefat ettikten sonra onun o müjdesi, çünkü o Tevrat'ı ve Tanah'ı hayatına yansıtmış. Bunun müjdesi olarak evangelyumlar yazmışlar. İsa'nın hayatını yazmışlar bizzat. Şuraya giderken şunu söyledi, şuraya giderken şu adama şunu söyledi, şunu yaptı vesaire. Fakat Markos Evangelinden sonra Matta yazılmış, tarif etmiş. Bu sefer İsa'nın yaşadığı dini yansıtmak yerine İsa üzerine bir din ürettiler. Farkı anlatabiliyor muyum? İsa'nın dinini yaşamak yerine, o Tanah'taki sevgi mesajını yansıtmak yerine İsa üzerine bir din üretildi. Merkezinde sevgi olan bir din, İsa'nın dini merkezinde sevgi olan bir dindi. Bunun yerine merkezinde İsa'nın ölümü olan bir din icat ettiler ve o merkeze de Tanrı yerine İsa'yı koydular. Matta, Luka ve Yuhanna İncilleri. Markos'ta da bazı paylar var fakat artık çok fazla detaya girmiş olacağım. Bir gün uzun uzun Pavlus hakkında konuşurum. Pavlus ve Pavlus teolojisi. Çünkü Markus teolojisi direkt olarak Pavlus teolojisidir. Ve arkadaşlar Pavlus teolojisi kesinlikle ve kesinlikle üçlemeci bir teoloji değildir arkadaşlar. Pavlus kesinlikle asla ve kat'a üçlemeye inanmayan bir Yahudiydi. Kesinlikle. Kesinlikle Pavlus böyle bir şeye inanmamıştı. Ve bunun yansıması Markus'ta var. Evet. Kur'an'da yazılı halde mevcut bulunan bir İncil'e işaret var mıdır? Kur'an'da yazılı halde mevcut bulunan bir İncil'e işaret var mıdır? Evet arkadaşlar, ben bunu esatolojik Kur'an çevirisinde belirtiyorum. Fakat şimdi sizinle bunu paylaşacağım. Böyle bir İncil yok fakat ona benzer bir İncil var. Ona benzer bir İncil var. Hemen gidelim size esatolojik Kur'an tercümesinden göstereyim. PDF dosyasına gidelim. PDF dosyasını indir demişiz. Açılsın şöyle bir sayfamız. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmuşum geçen hafta. Yani bu PDF'nin güzel bir özelliği var. Konuların üzerine tıkladığınızda sizi direkt hangi konuya tıkladıysanız oraya götürüyor. Öyle bir kolaylık şey yapıyor. 48. surenin değil mi? 46. surenin ilk ayetleri. Evet, şöyle gidelim 46. suresi. Bu Fihrist. Konu burada arkadaşlar. 46. sure. Evet. Yahudilerin iman etmediği İncil demişim. 46. basalım şuraya, tıklayalım. Evet. Yahudilerin iman etmediği İncil veya İncil'in bir benzeri. Şimdi birçok kişi diyecek ki bu burada bahsedilen kitap Kur'an'dır. Fakat ben bunu dipnotlarda açıklıyorum. Kesinlikle Kur'an değil. Burada bahsedilen kitap arkadaşlar. Bu arada şöyle şunu küçülteyim. Belki göremiyorsunuzdur. Burada bahsedilen kitap arkadaşlar bugün, o gün itibariyle Muhammed zamanındaki Yahudilerin ellerine geçmiş bir kitap. Kur'an ile Tevrat, Tanah arasında yazılmış bir kitap. Bazı Hristiyanlar iman ediyor o kitaba ama Yahudiler iman etmiyor ve Muhammed Peygamber niye buna iman etmiyorsunuz diyor. Yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. Şimdi buna hep Kur'an demişler şu ana kadar gelen geleneksel İslam teolojisi bu ayete bu ayetin bu kısmında bahsedilen kitabın Kur'an olduğunu söylemişler. Ben bunun mantıksal delillerini götürüyorum. Kesinlikle Kur'an değil bu kitap. Birazdan da anlatabilirim. Buradaki bir kitap arkadaşlar
büyük bir ihtimalle o İsa'nın bahsetmiş olduğu Tevrat'ın tekrar yeniden bir açıklaması. Ona benzer bir kitap. Muhammed böyle bir kitap gösteriyor. O Muhammed zamanındaki Hristiyanların elinde bulunan bir kitap bu. Küçük bir Hristiyanlık kesimi. De ki eğer bunu ben uydurduysam, Yahudiler diyorlar ki onu kendisi uydurdu. De ki eğer onu ben uydurduysam bu durumda siz Allah'tan bana gelecek bir cezaya engel olamazsınız, malik olamazsınız. O sizin onda ne taşkınlıklar yaptığınızı daha iyi bilendir. Bu kitap Kur'an olsa bunu söylemezdi Muhammed Peygamber onlara. Yahudiler Kur'an'da ne taşkınlık yaptılar? Yahudiler Kur'an'da bir taşkınlık yapmadılar. İlk dönem Yahudileri o İncil denilen kitapta, yani İncil'de o İsa'nın hayatta geçirmiş olduğu İncil'de ne yaptılar? Evanjellerden dolayı taşkınlıklar yaptılar. Onu putlaştırdılar. O ilk Yahudiler. Ondan sonra biz o Yahudilere, yoldan çıkmış Yahudilere Hristiyan demeye başlanıldı ondan sonra. Siz onda ne taşkınlık... Dolayısıyla bu kitap Kur'an değil. Yani zaten şu ayetin bu kısmı yeterli. Sizin onda ne taşkınlıklar yaptığınız daha iyi bilinir. Benimle sizin aranızda buna şahit olarak o yeter, o bağışlayandır, merhamet edendir. De ki, ben Resullerden asılsız biri değilim. Yani ben böyle yeni, yepyeni türemiş, böyle yeni bir yenilik getiren bir Resul değilim. Ne bana ne de size ne yapılacağını bilmem. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o kitap Allah katındansa ve siz de onu tanımazdan geldiyseniz ve İsrail oğullarından bir şahit onun bir benzerine şahitlik edip iman etmişse de bunun üzerine siz büyüklenmişsiniz. O İsrail oğullarından bir onun benzerine şahit, onun benzeri dediği bence arkadaşlar İncil'dir. Ve o kitap dediği arkadaşlar da o İncil'e benzeyen Muhammed zamanında var olan bir kitap. Kur'an değil. Kur'an olmadığını birazdan göreceğiz çünkü bu ayetler içerisinde bu kitap o kitap ayrımı var. Bu kitap o kitap. Burada bahsettiği o kitap. O. Bütün işaret zamirleri burada o kitap diye bahsedilmiş. Yani iki tane kitabın olduğunu görüyoruz burada. Evet. Küfürde direnenler, iman edenler. Eğer o hayırlı bir şey olsaydı ona inanmada bizden öne geçemezlerdi. Bahsettiği kişiler burada Müslümanlar değil. Eğer bahsettiği kişiler Müslümanlar olsa burada ne derdi? Eğer o kitap hayırlı bir şey olsaydı ona inanmakta bizden öne geçemezdiniz. Siz geçemezdiniz derler. Demek ki burada Hristiyanlardan bahsediyor. Onlar geçemezlerdi. Başka bir topluluk var ve o başka bir topluluğun inandığı bir kitap var. Bilmem anlatabiliyorum. Çok karışık gibi gözüküyor. Farkındayım. Fakat bu çok ince, yani bunları detaylı yazdım buraya. Burada 3 tane grup var. 3 tane değişik bir kitap var. Tanah, İncil ve Kur'an. İncil demeyeyim, İncil'e benzeyen bir kitap. Evet, onunla hidayete eremeyince bu eski bir uydurmadır dediler. O Yahudiler hani dediler ya, tartıştılar ya, eğer ona inanacak olsaydık biz onlardan önce inanırdık diyor. Onlardan, sizden değil, onlardan önce. Onlara, onunla hidayete eremeyince ne dediler bu Yahudiler? Bu eski bir uydurmadır. Halbuki buradaki bahsedilen kitap Kur'an olsaydı
bu eski bir uydurmadır demezlerdi arkadaşlar. Derlerdi ki bu yepyeni bir uydurmadır. Çünkü Kur'an Yahudilere göre eski bir uydurma değil. Muhammed zamanındaki Yahudilere göre eski bir uydurma değil. Yeni bir uydurma onlara göre. Onun için zaten burada peygamber diyor ya, ben öyle yeni bir filizlenmiş bir böyle şey değilim. Yeni bir uyduruk, yeniden piyasaya çıkmış bir peygamber değilim diyor ben. Böyle uyduruk. Evet. Ne demiş burada? Bu eski bir uydurmadır. Bu kitap eski, çünkü Yahudiler diyorlar ki sen yeni birisin. Yeni birisin. Bu elindeki kitap yeni bir uydurma. Yahudiler öyle diyorlar ona. Ama burada ne diyor bu ayette? O kitaptan bahsederken, bu kitap değil, o kitaptan bahsederken ne diyor? Eski bir uydurmadır. O Hristiyanların elinde olan kitap. Onlar. Bir diğer ayet, ondan önce Musa'nın kitabı önder ve rahmet idi. O kitaptan önce Musa'nın kitabı önder ve rahmet idi. İncil'den buradaki kitap Kur'an olsaydı, Kur'an'dan önceki kitap hangisi, kimin kitabıydı? Musa'nın kitabı mıydı, İsa'nın kitabı mıydı? Kur'an'dan önceki kitap Musa'nın kitabı mıydı? İsa'nın kitabı mıydı? İsa'nın kitabıydı, İncil'di. Fakat burada ne diyor? Ondan önce, yani o kitaptan önce Musa'nın kitabı rahmet idi. Kur'an olsa ondan önceki kitap İsa'nın kitabı derdi. Ama buradaki bu ondan dediği kitap İncil olduğu için ve İncil'den bir önceki kitap hangisiydi? Musa'nın kitabı. Tevrat ve Tanah bu şekilde tanınmış. Dolayısıyla arkadaşlar burada çok açık bir şekilde bu 46. surenin 8 ile 12. ayetleri arasında bulunan kitabın İncil'e benzer, günümüzde olmayan, İncil'e benzer, İncil de demiyorum, İncil'e benzer bir kitap olması ve bu kitap Muhammed Peygamber oradaki o zamanki Yahudilere gösteriyor. Niye buna inanmadınız diyor. Hadi inanın buna diyor. Yahudiler bu kitabı ellerine alıyor, diyorlar ki yok diyor, biz bu gerçek olsaydı biz ona onlardan daha çok, onlar dedi ki Hristiyanlardan daha çok önce iman ederdik o gruptan. Muhammed zamanında hala muvahhid bir Hristiyan topluluğu vardı arkadaşlar. Hala vardı. Devam ediyoruz Kur'an ayetlerine. Şimdi Kur'an oradaki o, bu ayetlerdeki o ve bu işaret zamirini değiştiriyor. Şimdi bu kelimesini kullanıyor. Bu kitap, yani bu kitap ise zulmedenleri uyarsın ve iyilik yapanlara bir müjde olsun diye Arap lisanıyla indirilmiş elinizdekileri doğrulayıcı bir kitaptır. Bu ayetlerdeki işaret zamirlerine bakın. Hu, hede, hede, hu, hede. Arapça ne demek hu? O demek. Hâzâ ne demek? Bu. Burada iki tane değişik kitap var arkadaşlar. Ve ben bu kitabın 46. surenin 8. ve 12. ayetlerindeki bahsedilen kitabın İsa Mesih'i atfedilmiş, onun böyle onun yorumu, Tevrat'ı yorumlayıp kaleme alınmış bir kitap olduğunu, ona benzer bir kitap olduğunu düşünüyorum ve günümüzde yok bu kitap. Evet arkadaşlar. Hani sorumuz neydi? Kur'an'da yazılı halde mevcut bulunan bir İncil'e işaret var mıdır dedik ya soruda. Kanaatimce arkadaşlar 46. surenin 8 ve 12. ayetleri arasında bahsedilen kitap bizzat İncil'den bahsediyor olmayıp ona benzer bir kitaptan bahsediyor olması. Yani böyle bir kitap var fakat İncil'in ta kendisi değil. Yani İsa'nın tam tamına böyle Tevrat'ı yorumlayıp artık yazıya döktü mü dökmedi mi onu bilemiyoruz. Ama belli ki onu yaşamış, yaşantıya dökmüş. Ona tekrar vahyolunmuş. İşte bu İncil. Evet.
İncil nedir sorusuna cevap olarak, yani bütün videoyu toparlıyorum. Benim söyleyeceğim şudur arkadaşlar, tekrar ediyorum. Benim araştırmalarıma göre ve Kur'an'da gördüğüm şeye göre ve tarihi bilgilere göre bugün İncil denilen bir kitap yok. Bugünkü evanjeller İsa Mesih'in hadis kitaplarıdır. İncil, İsa Mesih'in Tevrat'ı anlaması ve onu yaşantıya dökmesidir. Evet, İsa Mesih'ten sonra bu yaşantıya döküş birçok kişi tarafından kaleme alınmıştır. Hatta onu da göstereyim size. Şöyle, yani bunun İspanyolcası gerçi de Todos los Evangelios demiş. Bu benim hocamdı. Antonio Pinheiro. Benim master hocam. Yaklaşık İsa Mesih hakkında böyle yazdığı 50 tane kitap var. Dünyanın en çok İsa Mesih hakkında kitap yazanlarından bir tanesi. Pavlus teolojisini çok iyi bilen birisi Antonio Pinheiro. Benim bu evanjellerdeki evrim teorisinin direktörlüğünü yapmış kişidir ve bana harika bir teoriyle ortaya atıldın demişti. Onun bana göndermiş olduğu e-mail ve o kabul etti zaten. Kabul etmeseydi master unvanını alamazdım. Harika bir çalışma yaptın diye beni kutlamıştı. Evet, bu kitapta arkadaşlar 4 evanjelin dışında yazılmış onlarca mı diyeyim artık? Onlarca kitaptan bahsediliyor. Yani birçok kişi İsa Mesih'in hayatını yani yaşantısını yazmış, kitaplara dökmüş. O kadar sevilmiş ki İsa Mesih yani o zamanında o Yahudiler tarafından çok sevilmiş ve bunlar İsevi olmuşlar. Evet arkadaşlar ve bu çalışma kendi fikrim olarak, kendi inancım olarak yani ben Kur'an'ın kehanetin yani Kur'an'ın kehanet gösterdiğini söylüyorum. Yani Kur'an kesinlikle esatolojik bir kitaptır. Sonradan gelecek olaylar hakkında konuşur. Buna siz inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Fakat Kur'an'ın kehanetine göre İsa Mesih tekrar gelecek ve Kur'an'ın gerçek manasını insanlarla tekrar paylaşacaktır. Aynı ilk defa geldiği gibi kitap üzerinde yazılan tahrifatı meshedip insanlara Tevrat'ın ve Tanah'ın gerçek özelliklerini, gerçek güzelliklerini, gerçek manasını açıkladığı gibi bugün hadisler tarafından değiştirilen Kur'an'ın manası, üzeri örtülen Kur'an'ın manasını tekrar eliyle meshedecek ve bütün insanlığa onun o sevgi dolu, akıl dolu açıklamalarıyla tekrar kabul edecek. Bu bir mucize olacak. Ve kısmet olursa artık hayatımız yeter mi yetmez mi onu bilemeyeceğim. Biz de hep beraber onu inşallah göreceğiz. Evet arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir, açıklayabilmişimdir. Sorularınız varsa lütfen sormaya devam edin. Yani mümkün olduğu kadar sorulara cevap vermeye çalışıyorum zamanım oldukça. Şimdilik bu kadar. Afiyette kalın. Tekrar görüşmek üzere.